Sayın seyirciler, Lalegül TV ekranlarına hoş geldiniz. Yeni bölümümüzde karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta ticaret hukukunu, ticari sözleşmelerin neler olduğunu, bunları sizlerden gelen sorular eşliğinde tartışmış ve cevaplar aramıştık. 9. bölümümüzü çektiğimiz bu hafta ise hukukçu Berat Çolak Beyefendi ile birlikte ceza hukukunu, ceza kanununun hükümlerinin neler olduğunu, tutuklama ve gözaltı farklarının neler olduğundan, sonrasında bir insan ne zaman gözaltına alınır, ne zaman tutuklanır? Bu gibi kavramların arasındaki farklar nelerdir? Hükümlü hükümsüz ayrımı, ondan sonra sosyal medyadan hakarete uğradığımızda ne yapabileceğimizi Berat Çolak Beyefendi ile birlikte konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Malum bugün çokça da gündemde var. Gözaltına alındı, tutuklandı. Sonrasında serbest bırakıldı, tutuksuz yargılanacak. Şimdi bu gözaltı ve tutuklamanın farkı nelerdir? Bir anlatabilir misiniz seyircilerimize? Öncelikli olarak yani tutuklama ve gözaltı dediğimiz zaman CMK diye kısalttığımız yani ceza muhakemesi kanunu aklımıza gelmelidir. Bu kuramlar yani tutuklama ve gözaltı ceza muhakemesi kanunu çerçevesinde koruma tedbirleri başlığı altında düzenlenir. Sadece gözaltı ve tutuklama koruma tedbiri değildir. Bunun haricinde yakalama, arama, adli kontrol, bunun haricinde bilişim suçlarından kaynaklı olarak bilgisayarına el konulması veya telefon kayıtlarına el konulması gibi koruma tedbirleri de mevcuttur. Yani gelişen teknolojiyle yeni tedbirler de eklenmiştir bunlara. Bunun haricinde sık sık televizyonda, sosyal medyada yani bir kişinin kolluk tarafından yakalandığını duyduğumuzda bir kişi gözaltına alındı veya bir kişi tutuklandı ibaresiyle karşılaşıyoruz. Yani gözaltı ve tutuklama genellikle halkımızca karıştırılmaktadır. Çünkü yani her ikisi de 3 ana unsuru paylaşmaktadır. Bunlardan birincisi, ikisi de kişinin yani kolluk tarafından gerçekleştiren bu koruma tedbirinin bir yasal gerekçesi vardır. Yani kanuna dayanır. Her ikisi de bireyin kişisel hareket özgürlüğüne karşı bir sınırlandırma koyar. Ve üçüncü olarak da her ikisi de yasal gerekçenin yani yasanın kişi üstündeki otoritesini paylaşır. Yani her ikisi de otoriteden kaynaklı yani kişi üstündeki otoritesini paylaşıyor. Şimdi bu iki kuram arasındaki farkı açıklayabilmek için ilk başta gözaltı ve tutuklamanın ne olduğunu bilmek gerekir. Ama bunun öncesinde yakalama dediğimiz tedbir vardır. Yine bir koruma tedbiri, bu da başlangıç aşaması gibidir. O yüzden ilk başta yakalamadan anlatmak isterim. Buyurun. Yakalama bir hakim kararı olmaksızın bir kişinin kolluk güçleri tarafından yani şüpheli veya sanığın kolluk güçleri tarafından alıkonulmasına yakalama denir. Yakalama kanun çerçevesinde kural olarak savcı, polis yani kolluk amiri ve kolluk memurları tarafından gerçekleştirilir. Peki ben burada şunu merak ediyorum. Bugün örneğin bir suçla karşılaştığımızda sokakta gördüğümüz aleni bir suçla ve daha sonra da ben bu kişiyi polislerin yakalaması çok zor olacaksa ben bu suçluyu yakalayabilir miyim? Bunun yetkisi kimdedir? Evet, bu güzel bir yere değindiniz. Bu konularla alakalı şöyle bir durum var. Yani kanunda da zaten istisna olarak geçiyor. Yani 3 unsurun bulunması durumunda. Yani 3 unsur bulunuyorsa bu durumda herkes tarafından yakalama gerçekleştirilebilir. Bu 3 unsur da şu şekildedir. Suçüstü fiilinin gerçekleşmesi gerekiyor. Ya kişiyi suçüstü anında yakalaman gerekiyor. Veya ikinci unsurumuz suçüstü fiili oldu veya şüpheliyi o sırada gördünüz ancak kaçma ihtimalinin olduğunu düşünüyorsunuz. Kaçma ihtimali olduğunu düşündüğünüzde yine herkes tarafından yapılabilir. Ve üçüncü bir kural ise bu kişinin yani bu yakalanacak kişinin yani şüphelinin o sırada tanınmaya yani kimliğinin tespit edilemeyeceğini düşünmemiz gerekiyor. Bu kimliğinin tespit edemeyeceğinden kastımız şu şekilde. Mesela bir hırsız olabilir. Bir hırsız olduğu zaman yani yüzü maskelidir. Yani kimliği tespit edemezsin. Robot resim çizimlerinde de yine anlayamazsın. Bu durumlarda herkes tarafından yakalama işlemleri gerçekleştirilebilir. Yani bu bakımdan vatandaşlarımız sokakta veyahut da apartmanlarında açıkça suç teşkil eden bir konu gördüklerinde sizin söylemiş olduğunuz unsurların da varlığı dahilinde bu suçluyu yakalayabilirler. Onu hürriyetini kısa da olsa kısıtlayabilirler. Aynen. Peki sonrasında da elbette ki hemen, yetkili mercilere bildirmek zorundalar. Hemen bildirmek zorunda yani şikayet olduğu için. Onun haricinde dediğimiz gibi örneklerle açıklamak gerekirse mesela bir polis memuru yani polis memuru demeyelim. Bir evin önünden geçiyorsunuz veya alt komşunuz. Bir darp mevzusunun olduğunu düşündünüz ve kavga çıktı ve birbirlerine karşı tokatlar olduğunu, dayak yediğini duydunuz. Yardım çığlıkları var. Yani polisi arasanız geç kalacağını düşünüyorsunuz. Çünkü adam belki mesela hanımını dövüyor. Hanımını dövülüyorsa hemen aşağı inip müdahalede bulunabilirsiniz. Çünkü çok geç olmadan o haksız eylemin durdurulması gerekiyor. Yani burada kişiyi korumak için gereken önlemlerdendir. Elbette bunun da bir ölçülü olması gerekiyor. Aynen, bunun da bir ölçülülüğü var. Yani hani ya kişiye gelip de mesela kaçacakken normal yakalayabilecekken yani tutup sadece kolundan yakalayabilecekken ya bir anda işte sağına soluna kurşun sıkmak gibi belindeki silahı çıkartıp gibi yani ne kadar ruhsatlı olursa olsun fark etmez. Yani orantılılık olması gerekiyor ilişki içerisinde. Onun haricinde yani yine şöyle bir kısım var. Bazı suçlar şikayete bağlıdır. Yani şikayete bağlılıktan kastımız şu şekilde. Türk Ceza Kanunu'nda bazı suçların şikayete bağlı olduğu geçilmiştir. Mesela hırsızlık suçu, basit olan hırsızlık suçu şikayete bağlıdır. Ancak işte bu suçların soruşturma ve kovuşturma aşamasına geçebilmesi için şikayetin olması gerekir. Bazı durumlarda yani kişilerin mesela çocuksa veya bedensel özürlülüğü varsa, malüllük varsa veya kendi ihtiyaçlarını kendi karşılayamayacak durumdaysa bu kişilere karşı işlenen şikayete bağlı suçlarda şikayet aranmaksızın yakalama işlemleri gerçekleştirilebilir. Yani kişinin yardım çalıklarında bulunmasına bile gerek yok. Siz o sırada çalındığını duyduğunuz anda direkt yani çalındığını gördünüz mesela direkt yardımda bulunabilirsiniz. Şimdi yakalama bu kadardı. Şimdi, evet, gözaltı ve tutuklamadan aynen, buralara kadar geldik. Şimdi gözaltı ve tutuklamaya geçersek daha iyi olacak. Gözaltı ve tutuklamayla devam edelim. Yakalanan kişi yani bu yakalanan kişi derhal gözaltına alınmaz. Gözaltına alınabilmesi için savcının bu yani gözaltına yönelik karar vermesi gerekir. Savcının da gözaltına yönelik karar verebilmesi için o tutuklama yani gözaltına alma eyleminin zorunlu olması gerekiyor. Eğer zorunlu değilse gözaltı kararı verilemez. Bunun haricinde ikinci bir neden olarak kişinin kendisine veya başkasına veya delillere zarar vereceğinin düşünülmesi gerekiyor. Yani bu iki unsur bulunmadığı müddetçe gözaltı kararı verilemez. Ayrıca gözaltına alınan bir kişi bir yerden bir yere nakledilirken yani bir yerden bir yere götürülürken mesela diyelim ki dışarıda yakaladınız, polis karakoluna götürüyorsunuz. Eğer kaçacağına veya işte kendine veya başkasına zarar vereceğini düşünmüyorsanız hiçbir şekilde kelepçelenemez. Yani kelepçe de istisnai durumlarda takılabilen. Aynen, istisnai yani ülkemiz genelde görüyoruz hani haberlerde herkes kelepçeli ama çünkü o sırada o kişiler kaçabileceğini, kendine veya başkasına zarar verebileceğini gösterdiği için kolluk tarafından takılıyor. Bunun da yine bir istisnası var. Çocuk Koruma Kanunu'nun 13. maddesinde geçiyor zaten bu durumda. Çocuklara yönelik olarak bir suçtan yakalandığı zaman da hiçbir şekilde kelepçe veya zincir benzeri bir materyal takılamaz. Bu gibi durumlarda kolluk güçleri kendiliğinden bu önlemleri, tedbirleri alması gerekiyor. Yani mesela ne olabilir? İki kişi koluna girmiş olabilir. Yani koluna girerek çocuğu zapt edebilir gibisinden. Bunun haricinde gözaltı bu kadardı. Tutuklamayla devam edelim. Tutuklama ise delillerin korunması için gerekli olan şeylerdendir. Tutuklama kararı ister soruşturma aşamasında olsun, ister kovuşturma aşamasında olsun bir hakim veya mahkeme kararıyla verilir. Bakın gözaltıyla farkında yine burada oluşuyor. Gözaltında savcı kendiliğinden gözaltı kararı verebiliyordu kendi istemi üzerine. Ancak tutukluluk kararı verebilmesi için hakim veya mahkemenin karar vermesi gerekiyor. Soruşturma evresinde tutuklama kararı verilecekse savcının istemi üzerine sulh ceza hakimliği tutuklama kararı verir. Ancak mahkeme evresinde kovuşturma aşamasında yani tutuklama kararı verilecekse bunun için de kişinin yani bulunduğu o davanın görüldüğü mahkeme tarafından mahkeme hakimi veya heyetince tutukluluk kararı verilmesi gerekiyor. Tutukluluğun iki temel amacı vardır. Birincisi kişilerin yani kaçmasını engellemek. Yani ülkeden kaçabilir, başka durumlar olabilir. Yani bulunamayabilir, saklanabilir. Firar etme imkanları varsa engellemek için tutuklama kararı verilebiliyor. İkincisi ise delillerin korunmasını sağlamak. Delil dediğimiz kıstas da şu şekilde oluyor. CMK'da yani Ceza Muhakemesi Kanunu'nda 3 çeşit delil vardır. Belge, beyan, belirti. Belge dediğimiz zaten belgenin olması, mesela bir resmi belgede sahtecilik varsa resmi belge. Beyan dediğimiz kısım, tanık dediğimiz kısım. Belirti de görüntülerin olması veya ona ilişkin bir emarelerin olması. Yani kişide mesela hasarın meydana gelmesi. Bunların hepsi bir belirti gibi. Bunların hepsi değerlendiriliyor. Peki bunların süresi ne kadardı? Örneğin bir insan gözaltına alındığında kaç gün gözaltında kalabilir? Tutuklandığında ne kadar tutuklanabilir? Çünkü bunlar bahsettiğiniz kadarıyla karar aşamasında verilen... Evet, bunlar da bir karar ama esas karar değil bu bahsettikleriniz. Evet. Bunların süresi ne kadar olmalı peki? Şimdi yakalama işlemi gerçekleştirdikten sonra, gözaltı ile ilgili başlıyorum şu anda. Gözaltı ile ilgili olarak yakalama işlemi gerçekleştirdikten sonra zorunlu süre hariç, hakimliğe çıkacak veya savcılığa bildirilecek zorunlu süre hariç en yakın, yani o yakalama işleminin gerçekleştiği en yere yakın adliyeye giden zorunlu süre hariç, o zorunlu sürede şu şekilde 12 saat, en fazla 12 saat içinde bildirilmesi gerekiyor. Bunun haricinde 24 saati geçemez. Yani basit hali, gözaltının basit bir şekilde işlenmiş hali kural olarak 24 saat. 24 saatten fazla olamaz. Sonrasında serbest bırakılmak zorunda. Sonrasında serbest bırakılmak zorunda. 24 saat sonucu hakimin karşısına çıkmak zorunda. Ancak tabii bunun da yine kanunda düzenlenmiş istisnaları var. Bunlardan bir tanesi de toplu olarak işlendiği iddia edilen bir normal suçu varsa, gözaltına ilişkin bir suç varsa. Bu suçlarda 24 saat artı her defasında bir günü aşmayacak şekilde 3 gün daha uzatılabilir gözaltı süresi. Yani normalde kural olarak 24 saatti, ancak toplu olarak işlendiğinde kişilerin çokluğundan ve delillerin toplanmasının zorluğundan kaynaklı olarak birer gün daha olmak üzere 3 gün uzatılır. Bu uzatmalar da yine diğerlerinde de değineceğiz. Yani şimdi baştan verelim. Uzatmalar da Cumhuriyet Savcısının yazılı emriyle verilir. Ve direkt o kişiye hemen bildirilir. Yani gözaltındaki kişiye bildirilmesi gerekiyor. Bunun haricinde yani o halin kaldırıldıktan sonra 7145 sayılı yasal kanunun gelmesiyle birlikte bazı suçlara ilişkin yine düzenlemeler gerçekleşmiştir. Bunlara ilişkin gözaltı sürelerini gerçekleştirmiştir. Mesela bunlardan bir tanesi terörle mücadele suçları kapsamında. Terörle mücadele suçları kapsamında işte mesela devlete karşı ihanet suçundan, casusluk suçundan, sırlarını paylaşma suçundan kaynaklı olarak verilecek gözaltı süresi 48 saatten aşağı olamaz. Çünkü bu şekilde ibare geçilmiş ve her defasında bir günü geçmek üzere yani 4 gün toplamda 6 gün 7 gün uzatılabiliyor gözaltı süresi. Ancak toplu işlenmiş olursa bu her defasında 4'er gün olmak üzere delillerin toplanmasından kaynaklı olarak yani en fazla 12 güne kadar gözaltı süresi tutulabiliyor. Peki bu süreler tutuklamada nasıl? Bu süreler nasıl olmalı tutuklama esnasında? Tutuklamada soruşturma evresinde, eğer soruşturma evresinde tutuklama kararı verilecekse Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapsam alanına girmeyen suçlarda 6 aydan fazla olamaz. Ancak Ağır Ceza Mahkemesi'nin alanına giriyorsa bu suçlar bakımından 1 yıla kadar soruşturma evresinde tutukluluk kararı verilebilir. Ancak zorunlu görülmesi ve gerekçenin belirtilmesi itibariyle bu süre 6 ay daha uzatılabilir. Yani en fazla gerekçesiyle birlikte 1 yıl 6 ay soruşturma evresinde tutuklu kalabilir bir kimse. Kovuşturma aşamasında Asli Ceza Mahkemesi'nde verilen süreler en fazla 1 yıldır. Bu süreye ilişkin olarak yani uzatılması yine gerekçesi belirtildiği zaman da 6 ay daha uzatılabilir. Ağır Ceza Mahkemesi'ne giren konularda Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyorsa bir kişi, bu kişi hakkında 2 yıla kadar tutukluluk kararı verilebilir. Ve en fazla tutukluluk kararı 3 yıl daha uzatılabilir. Yani toplamda 5 yıl olmak üzere tutukluluk kararı verilebiliyor. Ancak yine burada da bir istisna var. Toplu olarak işlenen suçlardan kaynaklı olarak yani bir kişinin toplu terörle mücadele suçunu işlemesi gibi de suçlardan kaynaklı olarak 5 yıla kadar uzatma imkanı tanıyor. Yani hakim veya savcılara. Yani bu gerekçe belirtilerek 5 yıla uzatılabiliyor. Yani en fazla 7 yıl Kovuşturma aşamasında en düşük 1 yıl, zaten o da asli cezaya giriyor. Soruşturma aşamasında da en az 6 ay, en fazla da 1 yıl 6 ay şeklinde değerlendirebiliriz. Bir de izleyicilerimizden gelen bir soru var. Çok fazla geliyor. İfade almaya götürülme. Nereye götürülür? İfade nerede verilir? Sonrasında ifade alma işlemleri ve süreci nasıldır? Bize biraz da bunun hakkında bilgi verebilir misiniz? İfade alma, yani ifade verme, şüphelinin kolluk güçleri tarafından ve adli kolluk dediğimiz güçler tarafından ve savcılık tarafından, Cumhuriyet Başsavcısının atamış olduğu diğer bir savcı tarafından alınmasına ifade alınma kavramı denilir. İfade alma kavramı soruşturma evresinde genellikle meydana gelir. Soruşturma evresinde meydana geldiği için bu kişiler, yani kolluk, savcılık ve diğerleri tarafından gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yani bu dediğimiz kişiler dışında, yani kanunda sayılan savcı, kolluk güçleri, kolluk amiri ve memurlarından başka kimse ifade alma işlemini gerçekleştiremez. Yani ifade almak ya emniyette alınacak ya da savcılıkta alınacak. Aynen, değil mi? Ya da jandarma komutanlığı. O da kolluk amirliğine girdiği için bazı işte kasabalarda saydığımızdan dolayı veya jandarma komutanlığında alınması gerekiyor. Mesela bir MIT görevlisi adli kolluğun içine giren bir şeyin ifadesini alamaz. İfadesini alması için yani yetki tanınmaz. Zaten ifade almasa da ifade olarak geçersiz sayılır. Bunun haricinde eğer mahkeme aşamasında hakim tarafından ifade alınma gibi bir durum varsa buna da biz sorgu diyoruz. Yani soruşturma aşamasında ifade vermeyken, ifade almayken yine kovuşturma aşamasında da yine yapılabilir bu savcılık tarafından. Ancak hakim tarafından bu kişiye soruluyorsa, bir ifade alınması gerçekleşiyorsa buna biz sorgu diyoruz. Peki Allah göstermesin, ben şimdi emniyete götürüldüm. Hı hı. İfadem alınıyor veya bir vatandaşımızın başına geldi bu durum. Hı hı. Ne zaman diyebilir? Ben avukatımı istiyorum. Diyelim avukatını istedi, avukatı geldi. Avukatı buna ne yapacak ifade esnasında? Şimdi ilk başta şöyle bir başlangıç yapalım. İfade alma ve verme de şöyle bir durum var. İfade alınması için, yani ifade almasındaki esaslar şu şekilde. İlk başta kimlik tespiti yapılması gerekiyor. Sonrasında suç isnadının anlatılması gerekiyor. Yani sen hangi suçu işledin, neden bu suçu işledin gibisinden, hani bu suçların isnadının kişiye belirtilmesi gerekiyor. Bunun haricinde üçüncü olarak avukat tutma hakkının olup olmadığı anlatılması gerekiyor. Az sonra yine buna değineceğiz. Daha da detaylı bir şekilde açıklayacağız. Bunun haricinde susma hakkının hatırlatılması gerekiyor. Kişiye çevresini ve akrabalarına haber verilmesi hakkı hatırlatılıyor ve kişisel ve ekonomik durumunun sorulması gerekiyor ifade alınırken. İfade alınırken tutanak tutulması gerekiyor. Bakın bu çok önemli. Yani ifade alınırken her türlü bu işlemin tutanağa bağlanması gerekiyor. Tutanak da tutanağı yazan, ifadeyi alan ve ifadeyi veren kişi tarafından, varsa da müdafisi yanında, müdafisi tarafından imzalanması gerekiyor. Bu tutanaklarda yine tarihler, saatler, hangi zamanda yapıldı, yani tüm bilgilerin tek tek detaylı olarak açıklanması ve ifade tutanağının başlangıç kısmında bu haklarının, yani ifade esaslarına uygun bir şekilde hareket edildiğine ilişkin yazıların geçmesi gerekiyor. Yani kimlik tespiti yapıldı, susma hakkı olduğu anlatıldı gibisinden tutanağa geçirilmesi gerekiyor. Tabii yani sadece ifade kolluklarda alınmıyor. Yani bazı durumlar var. Mesela İstanbul'da işlenen bir suçtan dolayı Ankara'daki bir kişiyi ifadesi alınması gerekebiliyor. Böyle durumda kişiyi oradan buraya getirmek zulmet aşamasına geleceksin. Teknolojinin de vermiş olduğu imkanlardan yararlanarak yeni sistemlerden yararlanıyor. Mesela SEGBİS sistemi. SEGBİS sistemi dediğimiz, kişinin başka bir mekanda, yine bağlantılı olan bir mekanda, kişinin oradan sisteme bağlanarak görüntü kaydıyla diğer başka İstanbul'dan dinlenmesine veya mahkemede dinlenmesine biz SEGBİS sistemi. Bu da kişinin evinden gerçekleştirmiyor. Kişinin aynen, en yakın bulunduğu yere gidip, aynen, yakında bulunduğu yerlere gitmesi gerekiyor. Avukatın zorunluluğu şekildedir. Eğer suç, yani avukat zorunluluğundan bahsettiğimizde şöyle bir şey geçmesi gerekiyor. Kişinin isteğine bağlıdır bazı durumlarda. Eğer kişi kendi hayatını devam ettirebilecek, kendini savunabilecek derecedeyse, yani mesela diyelim ki bir avukat tutuklandıysa, bir avukat zorunluluğu gerekmez, duymaz. Ancak avukat zorunluluğu varsa, yani avukat isteme hakkı olduğu yine de kişiye söylenebilir. Eğer isterse kendisi seçer. Tabii 5 yılın altındaysa bunun tabii yine zorunluluğu var. Yani 5 yılın üstünde bir suç varsa, alt sınırı 5 yılın üstündeyse bu kişiye her türlü avukat verilmek zorunda. Ya kendisi seçecek ya da baro tarafından atanacak. Yani kişi kendisi seçer, seçmezse de baro tarafından atanır. Yani bu hakları kişiye söylenir. Ancak zorunlu olduğu durumlar da var. Yani bazı durumlarda avukat olunması zorunlu. Yani avukat olmadan olmuyor. 18 yaşından küçük çocuklar hakkında mesela ifadesi alınacaksa avukat zorunluluğu var. Mesela bazı suçların ağırlığı nedeniyle, yani kişi bazı suçlardan kaynaklı olarak ağır bir suç işlemiş olabilir. Mesela 5 yılın altında, dediğim gibi 5 yıldan fazlaysa suç şeyi, bu kişi her türlü ne olursa olsun avukatla temsil edilmek zorundadır. Eğer şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı isteniyorsa yine bu kişi hakkında da avukatın olması zorunlu. Çünkü avukat olmadan yani bu ifadesi alınamıyor. Eğer avukat olmadan bir kişinin, yani avukatın olması zorunlu olduğu halde veya bir kişinin istemi üzerine, avukat istemesi üzerine avukat olmadan bir ifade alınırsa ne olur? Bu gerçekten önemli bir mevzu. Bu mevzuyu isterseniz reklamlara gidelim. Sonrasında reklamlardan sonra avukat alınmadan alınan ifadenin ne olduğunu, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kavramı nedir? Sonrasında şahitlik durumu nedir? Bunları isterseniz reklamlardan sonra konuşalım. Efendim şimdi kısa bir reklamlara gidiyoruz. Ancak sonrasında reklamlardan sonra sosyal medyadan hakarete uğradığımızda ne yapabiliriz? Avukat olmadan ifademiz alınırsa ne gibi sonuçlar doğar? Bu gibi kavramları hukukçu Berat Çolak Beyefendi ile birlikte tartışacağız. Ancak şimdi kısa bir araya gitmemiz lazım. Kısa bir aranın ardından yeniden sizlerleyiz. Bu hafta ceza hukukunu, tutuklu ve tutuksuz yargılanmanın esaslarını, bunların sürelerinin ne olduğunu, gözaltının ve tutuklamanın farkının ne olduğunu Berat Çolak Beyefendi ile birlikte konuşuyoruz. Reklama çıkmadan önce ifade alma işlemlerinin nasıl gerçekleştiğinden bahsetmiştik. Evet. Tam siz söylüyordunuz ki avukatsız alınan ifadenin önemi ve sonuçları nelerdir? Evet. Reklama gitmiştik. Tekrar alabiliriz. Avukatsız alınan ifade ne anlama gelir? Ne anlam ifade etmektedir? Bakın şimdi mesela bir avukat bulunmasının zorunlu olduğu durumlarda avukatın bulunması zorunlu olan kıstasları az önceki reklam arasından önce bahsetmiştik. Bu bahsettiğimiz kıstaslar çerçevesinde eğer avukat bulunmadan bir kişinin ifadesi alınırsa, yani bu kişinin kolluk güçleri tarafından veya savcılık tarafından, savcılık genelde böyle bir hataya düşmez ama kolluk tarafından bazen bu hataya düşenebiliyor. Çünkü yönetmelikte bazı sıkıntılar bulanıklaşabiliyor yani dediğimiz gibi. Eğer alınırsa bu delil, yani bu alınan ifade yok hükmündedir. Hiçbir şekilde hükme esas alınamaz. Yani o kişi o ifadesinde suçu ne kadar kabul etmiş olursa olsun, yani şüpheli veya sanık suçu ne kadar kabul etmiş olursa olsun hükme esas sayılmaz. Yani bu yüzden çok önemlidir. Ayrıca ifade ve alınırken bazı yasak yöntemler vardır. Bu kişiye karşı şüpheli veya sanık, bakın şüpheli diyoruz, daha ne olduğu belli değil. Yani kesinlikle mahkum durumuna düşmemiş birisi. O yüzden herkesi devletin eşit oranda yaklaşması gerekiyor. Yani ifade alınırken de kötü davranılamaz, aldatılamaz kişi. Onun haricinde yorma yapılamaz, yani yorulamaz. Onun haricinde ilaç verme işlemleri gerçekleştirilemez. Bunun haricinde kişiye kanunun haricinde bir hakkı olduğu beyan edilemez. Yani mesela sen suçu kabul et, ben seni kardeşim serbest bırakacağım dersen yok. Böyle bir hüküm yok zaten kanunda. Yani kanunun çerçevesinin dışına çıkamazsınız. Bu konuda isterseniz bazı çok yargı kararları var bu konuda. Hatta yurt dışından da Türkiye'den de bu yasak ifade alma işlemleriyle ilgili, sonrasında bunun yargılamayı nasıl etkilediğine dair bunu da başka bir programda sizinle konuşmak isteriz yine aynı şekilde. Aynen. Peki şundan bahsetmek istiyorum biraz da. Bugün hepimiz daha çok mahkemenin huzuruna bazen şahit olarak çağrılabiliyoruz. Evet. Bu şahit olarak çağrılma nedir? Ne zaman şahit olarak çağrılabiliriz? Şimdi bir mahkeme huzurunda, yani kişi şüpheli veya mağdur taraf olsun, olayın yani taraflarına ilişkin normal tanıklıkla ifade edilebilecek, yani tanık beyanını ileri sürülebilecek bir durum varsa ve tanık olarak yazılmışsanız sizi davetiye kağıdı ile birlikte, yani savcılığın hazırlamış olduğu davetiye kağıdı ile birlikte sizi mahkemeye tanık olarak çağrılabilir. Bakın bu tanıklık kağıdında davetiye üstüne gelir. Zaten davetiye edilir, gelmeniz gerektiği söylenir. Ancak bu kişi tutukluysa davetiye kağıdına gerek yok. Direkt cezaevine bildirilir, oradan direkt zorla getirilir. Bakın bu davetiye kağıdında şu şekilde geçer. Yani gelmemenin sonuçları zaten bu davetiye kağıdında yazıyor. Yani eğer duruşmaya gelmezsen, yani tanıklık beyanında bulunmazsan seni bir sonraki duruşmaya zorla getirtme olayı olabilir. Yani polis zoruyla seni bir sonraki duruşmaya getirtilebilirler. Ayrıca bundan kaynaklı olarak doğabilecek kamu zararlarının sana aynı oranda rücu edilebileceği, yani o kişi üstüne tekrardan o kişiden tahsil edebileceğine ilişkin bir beyan geçerler. Yani kişilerin tanık olarak bir yere çağrıldıkları zaman korkmamaları gerekiyor. Yani gidip eğer gerçekten biliyorsanız anlatmanız gerekiyor. Çünkü tanık hükmündeyken, yani tanık olarak dinleneceksiniz. Mesela bir evinizdesiniz. Evinizden mahkemeye tanık olarak gideceksiniz. Evden çıktınız. Tanık olarak gittiğiniz için siz artık tanık olarak olduğunuz için TCK hükümlerine göre kamu görevlisi niteliğindesiniz. Yani kamu görevlisi niteliğinde sayılıyorsunuz. O sırada size karşı taraftan, yani hani karşı beyanda bulunacağınızı düşündüğü kişiler tarafından size bir zarar verilirse bu kişi hakkında kamu görevlisine işlenmiş suçtan kaynaklı olarak nitelikli halde ceza arttırımı yapılabilir. Bunu ben ayrıyeten not etmiştim. Kamu görevlisine karşı işlenen suçlarda ağırlaştırıcı sebepler. Hı hı. Bunu da önümüzdeki dakikalarda değineceğiz. Aynen. Aynı şekilde. Dediğimiz gibi. Onun haricinde bazı kişiler tanıklıktan çekinebilir. Yani bu tanıklıktan çekinmenin bir sıkıncası yok. Eğer bu kuralları, yani şimdiki sayacağımız şartları taşıyan kişiler tanıklıktan çekinebiliyor. Bunun için yani soruşturma evresinin her aşamasında, kovuşturma evresine de ister dinlenmeden, isterse dinlenirken bile tanıklıktan çekindiğini ileri sürebilir. Bu kişiler bu kişinin şüpheli veya sanığın eşi, nişanlısı, yani evlilik bağı bile olmasa eşi, alt veya üst soyu, kan veya kayın ısımlarından. Ayrıca kan veya kayın ısımları da 3. derecede dahil tüm akrabaları tanıklıktan çekinme hakkını kullanabilir. Ayrıca evlatlık bağı olanlar da evlatlık bağından kaynaklı olarak tanıklıktan çekinebilir. Bugün çokça filmlerde de görüyoruz. Gerçek hayatta da duyduğumuz için aslında filmlerde görüyoruz. Aman şahit filan yazarlar, uğraşırız sonra. Peki diyelim hadi bir saat giderim mahkemeye, şahitliğimi yaparım. Bu bir sorun değil ama her duruşmaya katılması gerekir mi şahidin? Ne kadar sıklıkla katılması gerekir şahidin? Her duruşmaya katılması gerekmiyor. Bunun için zaten davetiye kağıdında her şey yazılı olarak geçiyor. Yani ilk defa dinlenilmesi gerekiyorsa, yani tekrar ifadesine başvurulmak zorunda kalırsa tekrardan çağrılıyor. Yani her duruşmaya illaki katılmak zorunda diye bir zorunluluk yok. Yani genelde de katılmıyor. Zaten şahit dinlenirken de şu şekilde oluyor. Geliyorsunuz mahkemeye. Mahkeme duruşma başlamadan önce kimliklerinizi topluyor tanık olarak. Hakimin önüne veriyor. Hakimin önüne çıkıyorsunuz. Hakimin önünde tanıklığınızı yapacakken ilk başta kimliğinizi tespit ediyor. Anne baba adı, doğum yeriniz, adresiniz soruluyor. Sonrasında yemin ettiriliyor. Yalan söylemeyeceğine ilişkin. Burada ana bir metin var. Şu an metni tam olarak hatırlamıyorum. Herkes ayağa kalkıyor. Yemin ediliyor. Sonrasında tanık beyanlarında bulunuyor. Geri kalanında hakim bu tanık beyanlarına göre eğer hüküm verecekse, hangisinin daha üstün olduğunu karar getiriyorsa karşılaştırmalarını, kıyaslamalarını ve gerekçelerini söyleyerekten tanık beyanlarına dayandığı konuyu söylüyor deyip bitirebiliriz yani bu konuyu. Bir de şöyle bir durum var. Çok fazla duyuyoruz. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması. Hı hı. Bu nedir? Çok fazla ifadelerde, kararlarda hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı verilmiştir. Tam olarak ne anlama geliyor? Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması. Bakın, ne ifade etmekte? Hükmün açıklanmasının geri bırakılması bir şüpheli veya işte sanığın kurtuluşu için ikinci bir şans niteliğindedir. Yani gerçekten ceza hukukunun vermiş olduğu gerekçelerin, mesela adli sicil kaydı diyoruz biz buna. Adli sicil kaydı gibi ileride geleceğini etkileyecek hataların düşmemesi için hükmün açıklanması, geri bırakılması kavramı ortaya çıkartılmıştır ve kişiye bir ikinci şans verilmiştir. Bunun olması için bu kişi hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildikten sonra belli bir denetim süresi boyunca, bu denetim süresi 5 yıldır. 5 yıl boyunca herhangi bir kasten suç işlememesi gerekiyor. Yani kast taksir ayrımında yine başka bir yayında anlatırız çünkü gerçekten kapsamlı bir konu. Kasten bir suç işlememesi gerekiyor. Yani taksirle işlenebilen veya istemeden olabilen bir suça karşı HAGB işlemleri gerçekleştirebiliyor. Ancak bunun da tabii şartları var. Yani HAGB verilmesi için şartlar var. Sanık daha önceden kasıtlı bir suçtan kaynaklı olarak ceza almaması gerekiyor. Mahkemece sanığın bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getirilmesi gerekiyor. Yani o mahkemece sanık bir daha suç işlemeyeceğine ilişkin bir kanaat gerçekleştirmesi gerekiyor. Mağdurun tüm zararları karşılanmış olması gerekiyor HAGB için. Bunun haricinde de ayrıca sanığa sorulur. Yani HAGB'yi kabul edip etmedi. Eğer HAGB'yi kabul ediyorsa hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir. Eğer HGB'yi kabul etmezse, yani hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmezse, hakkında hükmün açıklanması, geri bırakılması kararı verilmez. Bu aşamada, yani ilk duruşmada genelde soruluyor. Ancak doktrinde, yani ve genel görüşümüzde hüküm verilene kadar, yani hüküm kurulana kadar her aşamada HGB kabul edilebiliyor. İster sanık tarafından, ister müdafisi tarafından ileri sürülebiliyor. Yani istese sanık ben bunu kabul etmiyorum, ben böyle bir suçu işlemedim deyip bunu reddedebilir aslında. Aynen. Değil mi? Aynen, yani ben HAGB istemiyorum diye ileride sunabilir. Ama HAGB'nin şöyle bir yararı var. Yani 5 yıllık denetimden sonra yine bir kasten suç işlediniz ve HAGB'ye uygun, yani hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına uygun bir kararsa tekrardan HAGB hükümleri kurulabiliyor yine bu şartları sağlarsa. Yani tek bir defa kullanımlık hak gibi değil. Eğer 5 yıl sonra yine başınıza yanlışlıkla bir iş geldi, yine HAGB uygunsa yine HAGB hükümleri kurulabiliyor. Ancak tabii bunların da istisnası var. HAGB'nin kurulamayacağı yerler var. Disiplin kurulu mahkemelerinin vermiş olduğu kararlara karşı. Yani bunun da 26.02.2008 tarihinden önceki kararlarına karşı, yani daha eski önceki mahkemelerine karşı HAGB hükümleri uygulanabiliyor. Ancak disiplin mahkemesince verilen diğer kararlara karşı HAGB uygulanmaz. Ayrıca imar kirliliğine neden olan suçlardan kaynaklı olarak HAGB hükümleri kurulmaz. Karşılıksız çek keşide etme, yani karşılıksız çek yazma suçundan kaynaklı olarak da HAGB hükümlerine gidilmez. Yani bu bakımdan kanun bir bakıma kısıtlamış. HAGB verilebilecek durumları kısıtlamış, şunlara hiçbir şekilde HAGB uygulanmayacağını belirtmiştir. Ayrıca disiplin ve tazik hapsi, mesela nafaka ödememesinden kaynaklı olarak tazik hapsi gibi durumlarda veya mahkeme düzenine aykırı hareketten dolayı tazik hapsinde kişi üstünde HAGB hükümleri uygulanmaz. Bir de az önce şahidi ve tanıkları konuşurken bahsetmiştik. Kamu görevlisine karşı işlenen suçlar, bunların ağırlaştırıcı suçlar olduğundan, ağırlaştırıcı bir şekilde hükme esas alınabileceğinden bahsetmiştik. Bunlara değinebilir miyiz biraz? Kamu görevlisinden burada kasıt nedir? Hangi durumlarda kamu görevlisine karşı işlenen suçlarda ağırlaştırılmış cezalar verilir? Bize bunlardan bahsedebilir misiniz? Kamu görevlisinden deyimimiz Türk Ceza Kanunu'nda çok açık ve net bir şekilde madde metninde belirtilmiştir. Kamusal faaliyetleri gerçekleştirmek için atanan veya atanması gereken ya da o faaliyeti yürütmesi için geçici veya sürekli olarak o işte bulunan kişiye kamu görevlisi sayılır. Yani kamunun faaliyetlerini gerçekleştirmek için o bulunan kişiye kamu görevlisi niteliği taşınılır. Yani sadece düşündüğümüz, yani bu halkımızın da yanlış bildiği bir durum. Yani sadece devlet memuru kamu görevlisi değildir. Devlette mesela adli personellerden bahsedelim. Sadece hakim, savcı kamu görevlisi niteliğini taşımaz. Bir avukat haciz mahallinde bulunduğu zaman da veya işte onun yanında diyelim ki, yani dedim avukat, yani mesela haciz mahallinde bulunduğu zaman kamu görevlisi niteliğini taşır. O kişiye karşı işlenen suç ağırlaştırıcı neden oluşturur. Ağırlaştırıcı nedenler de her suçta ayrı ayrı olarak sayılmıştır. Mesela kasten adam öldürmenin silahla işlenmesi, işte kasten yaralama fiilinin silahla gerçekleştirilmesi, hırsızlık suçunun gece işlenmesi gibi, bunlar nitelikli hallere girer. Nitelikli hal de iki şekilde meydana gelebilir. Ya fiilden kaynaklı olarak meydana gelebilir. Yani fiilin ne zaman, nerede, nasıl gerçekleştiğine bağlı olarak gerçekleştirilebilir. Ya da şahsa bağlı olarak nitelikli hal oluşturulabilir. Şahsa bağlı olduğumuzdan kısım da şu. Siz bir akrabanıza karşı bu suçu işlerseniz nitelikli hal oluşturur. Yani alt veya üst soyunuza karşı veya eşinize karşı suç işlediğiniz zaman da nitelikli halden ceza arttırımı yapılabilir. Kamu görevlilerine ilişkin dediğimiz gibi eğer bir nitelikli hal, yani ağırlaştırıcı bir sebep varsa bu kişiler hakkında suç en aşağı, yani en aşağısı dediğimiz ağırlaştırılmış nitelikten üstünden hesaplanır ve buna bağlı olarak verilir. Zaten devletimizde, ülkemizin de genel anlamda bu konu hakkında çalışmaları var. Mesela son zamanlarda sağlık çalışanlarına ilişkin sağlık kanununun düzenlenmesi ve onlara karşı işlenen suçların daha da ağır cezalandırılmasına ilişkin. Polislere veya diğerlerine karşı işlenen suçlarda da yine aynı şekilde niteliği taşıyor, yani ağırlaştırıcı nedenler. Bir de bize gelen sorular arasında haklarımız@lalegültv.com.tr'ye gelen sorular arasında çok fazla vardı. Sosyal medyadan hakarete uğradığımda ne yapmam gerekir? Bazen bu insanlar sahte hesaplar üzerinden yazabiliyorlar. Malum günümüzde bir sosyal medya çağının içindeyiz. Hepimizin birçok sosyal medya hesabı var. En az 4-5 farklı mecrada. Buralardan hakarete uğradığımız anda biz bu hakaret eden kişilerin cezalandırılması için nerelere ve nasıl şekilde başvurmamız gerekir? Bakın şimdi bir hakaret suçu, yani sosyal medyadan hakaret suçunu işlerken ilk başta hakaret suçunun ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hakaret suçu TCK madde 125 çerçevesinde iki aşamalı olarak düzenlenir. Yani hakaret fiilinin gerçekleşebilmesi için iki şey gerekiyor. Ya bir fiili isnat etmek, yani kişiye hakaret suçuyla birlikte bir fiili isnat etmek ya da şeref saygınlığını zedeleyecek derecede, şeref ve saygınlığını zedeleyecek derecede sövmek. Bu iki fiili isnat ettiğin zaman da hakaret suçu gerçekleştirilmiş oluyor. Kişinin gıyabında eğer hakaret suçu gerçekleşiyorsa, yani kişi yokken hakaret suçu gerçekleşiyorsa bunun en az 3 kişi içinde olması gerekiyor. Yani 3 kişinin bunun şahit olması gerekiyor ki kimsenin arkasından konuştum, ben bundan sorumlu değilim deme gibi bir şansı yok. Yani 3 kişi varsa yanında, 3 kişi bunu duyduysa hakaret suçu meydana gelmiş oluyor. Ancak mesela diyelim ki kişi gıyabında konuşuyor. Yani diyelim ki mesela sosyal medya aracıyla telefonla görüşüyorsunuz. Birbirinizle mesajlaşıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Size orada hakaret ettiği zaman da ispat edilebilir olduğu için aleni sayılıyor ve direkt hakaret suçunu gerçekleştirmiş oluyor. Yani ne kadar gıyabında olsanız da o sırada yanındaymışsınız gibi hakaret değerlendiriliyor ve hakaret suçundan ceza alabiliyorsunuz. Bunun haricinde bir kişiye direkt ismini söylemenize gerek yok. İsmini söylemeden ima ederek de yine o kişiye hakaret ettiği anlaşılabiliyorsa, yani kişiye karşı hakaret ettiği anlaşılabiliyorsa yine hakaret suçu oluşur. Ayrıca eğer ima değil, işinden kaynaklı olarak hakaret ettiği ancak işinin aslında perde arkasında kişinin olduğu anlaşılıyorsa yine hakaret suçu gerçekleşmiş olur. Hakaret suçunun ağırlaştırıcı nedenleri vardır. Yani nitelikli halleri vardır. Kamu görevlisine karşı hakaret suçu işlendiğinde veya görevinden veya görevi yerine getirmediğinden kaynaklı olarak hakaret suçu işlenmiş olduğunda ağırlaştırıcı nedendir. Ayrıca kişinin dini veya siyasi veya sosyal veya bu dini açılan dinini yaymasına ilişkin olarak diyelim mesela, bu konularla ilişkin bir hakaret suçu gerçekleştiğinde nitelikli hal ağırlaştırıcı neden olur. Ayrıca kişiye mensup bulunduğu dini vecibeler kaynaklı olarak, yani dinin önemli bulduğu şeylerden kaynaklı olarak hakaret edilmesi veya fiil yapılması yine kişinin hakaret suçunu oluşturmasını ve ağırlaştırıcı neden olarak görmesinin neden olur. Ayrıca hakaret suçunun aleni işlenmesi de ağırlaştırıcı nedenlerdir ve sosyal medya suçları, bakın sosyal medya suçları tamamen bu kapsam içinde değerlendirilir. Yani hakaret suçunun aleni olarak işlenmesi kapsamı içinde değerlendirilir. Eğer kurul halinde işleniyorsa, yani kurul halinde işletilen bir kamu görevi varsa, bu kurulun tamamına sövülebiliyorsa, yani veya hakaret edilebiliyorsa, fiil isnat edilebiliyorsa o zaman da yine ağırlaştırıcı neden oluyor, yine değerlendiriliyor. Sosyal medyada hakaret suçu. Hakaret suçunun temeli normalde 3 ay ile 2 yıl arasındadır. Ancak sosyal medya üzerinden hakaret suçu oranı yapıldığı zaman 1/6 oranında arttırılır suçlar. Yani çünkü nitelikli hale girer. Yine bu nitelikli hale, yine bir nitelikli hal daha gelirse, yani sosyal medya üzerinden ayrıca kamu görevlisine fiil isnat eder veya söverseniz arttırım daha da fazla olur. Yani o suç mesela sosyal medyadan işlendiğinde 3,5 ay ile 2 yıl arasında, 2,5 yıl arasında değişirken, eğer ise sosyal medya üstünden kamu görevlisine veya dine karşı bir sövme işlemi gerçekleşmişse kişiye karşı, bu durumlarda 1 yıl 2 ayın altında olamaz. Eğer kurul halinde olan bir kuruma karşı bu fiil isnat edilmişse veya sövülmüşse zincirleme suç hükümleri uygulanır ve 1 yıl 7 ayın altında hüküm kurulamaz. Elbette bu sosyal medyadan hakaret eden insanlarda bir de şöyle bir özellik var. Bunlar kendilerini gizliyorlar. Yani açıkça kendilerini göstererek bir şey yapamadıkları için her zaman bu sahte hesapların arkasına sığınabiliyorlar. Peki sahte hesap olunduğu vakitte ne yapılabilir bunlara karşı? Şimdi onlara değinmeden önce ilk başta şu kıstası geçmek istiyorum. Bazı durumlar, sosyal medya suçlarındaki bazı durumlar direkt yani sadece bazı suçları arttırmıyor. Bazıları da azaltılabiliyor. Yani bunu halkımızın bilmesini istiyorum. Eğer karşılıklı hakaret varsa, diyelim ki yani telefonla konuşuyorsun sosyal medyadan, bir anda karşılıklı hakaret gerçekleştirdin. Bu ya ceza verilir, ceza oranı düşürür ya da hiç ceza verilmez. Yani hakarete hakaretle karşılık vermemek burada esas bir unsur. Aynen. Hakarete hakaretle karşılık vermemek gerekiyor. Ayrıca eğer bir kişiye hakaretle ettiniz, mesela rüşvetçi diye birisine saydınız, sövdünüz. Ancak bu kişi sonrasında rüşvetten kaynaklı olarak suç alırsa, gerçekten bu suç isnadı gerçekleşirse o zaman hakaretteki suç değeriniz düşüyor. Yani bu ceza değeriniz düşüyor. Ayrıca şöyle bir durum var. Eğer... Yol göstermiş gibi olmayalım da buradan. Yok, yol göstermeden kaynaklı olarak değil. Yani bunun anlatmamdaki amaç şu. Eğer bir kişi hapse girmişse, mesela rüşvetten hapse girmiş ve rencide etmek için hala sosyal medyadan bu kişi hakkında böyle bir yazı yapılabiliyorsa yine hakaret suçunu oluşturur. Yani burada ince bir çizgi var. O çizgi üstünde hakaret suçlarının gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yani gerçekleştirilmemesi gerekiyor diyelim daha mantıklısıyla. Ayrıca ifade özgürlüğü ve basın hürriyetine de kaynaklı olarak da bazı hakaret suçları oluşabiliyor. Yani ifade özgürlüğü ve basın hürriyeti başkalarının kişisel sınırlarına kadar bir sınırı vardır. Yani bir yere kadar hakaret edebilirsin. Yani hakaret demeyelim de konuşma, ifade özgürlüğünüzü kullanabilirsiniz. Ancak bunun kişinin sınırlarına değinebiliyorsa, sosyal yaşantısına ve şeyine değiniyorsa o zaman hakaret suçu meydana gelebilir. Yani bunun oluşmaması için Yargıtay'ın bu konu hakkında basın ve ifade özgürlüğü kapsamında suç oluşmaması için şu unsurlara sayıyor. Kamuyu bilgilendirme amacının olması gerekiyor. Sosyal medya paylaşımına yer alan bilginin gerçek veya güncel olması gerekiyor. Ayrıca söz konusu sosyal medya paylaşımının yapılmasında paylaşma şeklinde kamunun ilgili ve yararına olması gerekiyor. Bakın, internette yer alan olay veya eleştiri olay arasındaki fikri bir bağlantının olması gerekiyor. Yani eleştiri ve olay arasında fikri bir bağlantı olacak. Eğer eleştiri ve fikri bağlantı yoksa bunlar, yani bu kavramda sosyal medyadan, yani haber sitelerinin yapmış olduğu işlemler de sizin için yani hakaret suçu oluşturabilir ve bunu şikayet edebilirsiniz. Eğer güncel, gerçek veya güncel değilse. Şimdi dediğimiz gibi fake hesaplardan yazma durumları veya sosyal medyadan suç işlendiğinde ne yapılmalı? Sosyal medyadan bir suç işlendiğine duyulduğu zaman da, yani veya gördüğünüz zaman, diyelim ki Twitter. Yani Twitter'da bir suçla karşılaştınız, size karşı bir sövme işlemi gerçekleşmiş. Direkt ekran görüntüsünü almanız gerekiyor. Bakın, direkt ekran görüntüsünü almanız gerekiyor. Varsa telefonunuzla ekran görüntüsünü alın. Yoksa alamıyorsanız, bilmiyorsanız başka bir telefonla hemen çekin. Ayrıca bu kişilerin, yani bu hakaret suçunda bulunan kişilerin o hesabından kişisel bilgilerinin çıkartılması gerekiyor. İsim, soyisim, nerede yaşadığı çıkartılabiliyorsa nerede yaşadığının çıkartılması gerekiyor. Ve bunlara dayanak göstererek, mesela bir haber sitesi varsa linkinin kopyalanması gerekiyor. Linki kopyalanıp USB, yani flash bellek veya CD'ye aktarılarak savcıya iletilmesi gerekiyor dilekçemizin ekinde. Ki bunların kesin delil olarak değerlendirilmesi için mahkemenin bunu e-tespit yapması gerekiyor. Yani e-aracılıkla bunun gerçekten olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Şuna dikkat etmek gerekiyor. Yani bu konularda genellikle zaten hani vatandaşımıza da söylüyorum, avukatın zorunluluğu var bu konularda. Çünkü yanlış bir hakaret, yani yanlış bir beyanla gidersiniz, mahkemede dava açarsınız. Yani ekran görüntüsünü alıyorum derken ekranı kaydırırsınız, aşağıdaki yorumlar kısmını alırsınız, delil olarak onu eklersiniz. Haberiniz olmaz, dava açılır, karşı taraf hemen bundan haber duyar, tık. Tweetini siler, sonrasında siz yorumlarla uğraşmak zorundasınız. Sonra siz uğraşmaya çalışırsınız, bulmaya çalışırsınız falan filan. Yani mahkeme aşaması çok daha uzar. Yani belki ulaşılabilir. Yani tam olarak bilmiyorum, bilişim avukatı tabii daha iyi bilir bu konuyu da. İşte belgelerine o, yani illaki bir yerde belki depolu ediliyor olabilir. Yani silinme anında hemen kalkmıyor olabilir, yani Twitter'ın kendi şeyinden de. Yani sizin baya bir uğraşmanız gerekir. Bu yüzden hani bir avukat yardımıyla birlikte bu işlemleri devam ettirirlerse daha mantıklı olur kişiler açısından. Ama zaten dediğim gibi herkes, yani eğer kendine güveniyorsa, zaten yapabilmişse bunu direkt kendisi de açıp başlatabiliyor. Savcılığa başvuruyor. Şikayete bağlı bir suç sonuçta. Hakaret suçu şikayete bağlı. Tüm belge ve beyanlarının da dilekçesiyle birlikte savcılığa veya kolluk birimlerine ifade veriyor, söylüyor, suç duyurusunda bulunuyor ve işlemler başlatılıyor, e-tespitte devam ediliyor. Fake hesap gibi bir durum varsa, yani kişiler kaçabileceklerini zannetmesinler. Artık teknoloji çok geliştiği için IP adresi bulunması gibi bir durum var. Yani her telefon veya her bilgisayar veya herhangi bir sunucuya bağlı olan, internete bağlı olan herhangi bir teknolojik alet genellikle bir IP adresi üstünden internete bağlanımı sağlar ve bu IP adresi genelde iletişimi sağlar. Ya derler ki işte şu şeyi kullandım, IP değiştiriciyi falan kullandım gibisinden kullanmış olsalar bile, yani bu bilişim teknolojileri açısından, bilgisayar anlayan birisi açısından yer tespit edilebiliyor. Ne kadar kendini Kanada'da gibi gösteriyor gibi zannetse de kişi, o IP'nin o telefondan yayıldığı anlaşılabiliyor. Ha, diyelim ki yer tespit edici yok. O zaman bunu mahkemeden isteyebiliyoruz. Mahkemeye gidip yer sağlayıcılara, Twitter'a mesela veya Facebook veya işte WhatsApp'a IP tespiti için mahkeme kararıyla bir beyanda bulunabiliyor. Berat Bey, bugün bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bize çok faydalı bilgiler sundunuz. Özellikle bu sosyal medya konusu için bambaşka bir program yapmayı düşünüyoruz. Sadece sosyal medyadan işlenen suçlardan bahsedeceğiz. Evet. Sonrasında da diğer konulara da değiniriz. Bugün bizim için faydalı bir yayın oldu. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Efendim, 9. bölümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu bölümde ceza hukukunu, gözaltı ve tutuklamanın farklarının neler olduğunu, sosyal medyadan işlenen hakaret suçlarına karşı ne gibi önlemler alınabileceğini ve ne gibi yaptırımlarla bunları devam ettirip sona erdirebileceğimizi konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, bir sonraki bölüme kadar esen kalın.